Şu yani kadro, Beşiktaş'ın şu kadrosu, Vodafone Park'ta her maçın favorisi. Öyle olması lazım şimdi kağıt üzerinde baktığımız zaman. Yok yok, ligde bence sorun Beşiktaş yaşamayacağını ben düşünüyorum. Yani tabii burada 4-1 4-1 ama. Mı bahsediyorsun? Yani şampiyonlar ligi dönüşü ligi. Artık tamam. Elde sadece lig kalmasıyla evet, beraber yani, daha mı iyi olacak demek istiyorsun? Ben şampiyonlar liginden sonra, hani son bir maçtan sonra biz. Bence yakalacaktır yani. Bu kadar kötü gitmeyecektir. Son 3 maçta kaybediyor Beşiktaş. Geçen sene yani bu takımda Pjanic var, Teixeira var, Gezal var. Gerçi birbirine benzer oyuncular. Yani üçünün aynı anda oynaması Giresun maçında sorun yaratmaz ama mesela deplasmanda yaratabilir diye düşünüyorum benim nacizane fikrim. Yani Abdullah Hoca, Cornelius'u genelde ligin çok, geneline baktığımız zaman bir hamle oyuncusu olarak kullanıyor. Ama çok iyi ikisini rotasyonlu kullanıyor yani. İki oyuncuyu da. Cornelius'u bu sezon yine çok beğeniyorum. Evet yani. bence de iyi oyuncu zaten. Cornelius da aynı ikisini çok güzel kullanıyor. Burada tabii başta hoca olmak üzere tebrik et. Ligin en çok gol atan takımı, en az gol yiyen takımlarından biri. Bence de hani normal şartlarda tam takım, yani özellikle Biglia'nın eksikliği biraz ben İbra'yı Trabzonspor'a döndüğü düşünüyorum. Bakasetas'ın da oynayacağını büyük bir ihtimalle oynayacak. Yani Bakasetas, Vakayeme, Abdülkadir, Cornelius, Marek Hamsik, yani bunlar inanılmaz bir hücum hattı var Trabzonspor'un. Tabii ki Karagümrük'te yani çok iyi bir takım. Tam kadro olsaydı, ya futbol bu tabii ki Trabzonspor da puan kaybediyorlar ama ben birazcık maçın favorisi görüyorum ve hani bu haftanın da maçı bu. Sofyan Teguli Galatasaray'ın forveti. Galatasaray'da sezon başından bu yana Fatih Hoca, Cagne, Halil, Muhammed oylar çok yakın. Evet. Yani tüm Süper Lig 11'ine baktığımız zaman Galatasaray taraftarının en çok kafasının karışık olduğu mevki oldu belli. Ama herhalde Marsilya, Fenerbahçe derbisinden ve Marsilya maçından sonra herhalde Cagney'e de Muhammed diyecektir. Diye düşünür herhalde. Bilmiyorum. Ben Cagney diyecektir diye düşünüyorum hocam bakalım. Cagney'e de Muhammed. Halil bulunacak. Halil bir forvet oyuncusu. Hani klasik santrafor değil. Topu alıp sırt dönük oynayabilen, işte hava hakimiyeti olan bir oyuncu. Tipik bir, yani 10 numara ya da işte üçlünün öndeki üçlünün sağında solunda ya da milli takımda Burak Yılmaz'la oynadığı gibi oynasa daha etkili olur gibi görünüyor ama tabii hocanın tercihi. Güveniyor ama geçen senenin yıldızı Pelkas. Geçen sene hakikaten iyi oynadı. Valencia ile birlikte geçen sezonun yıldızı Pelkas. Peki. Bakalım Fenerbahçe'nin forveti taraftarlar tarafından yine Berisha. Evet. Berisha'yı da beğenmeye başladım ben son haftalarda yani, bilmiyorum ama. Tabii yani mücadele ediyor evet ama yani Fenerbahçe santraforu için ben iyi bir yedek olacağını, zaten Valencia'ya gelince muhtemelen Valencia olacak orada. Evet. Müthiş oynuyor. Mert Hakan Yandaş da takıma girdiği zaman bilmiyorum Luis Gustavo nasıl olacak? Oynatacak mı hoca? Tabii ki puan farkı var ama derbi galibiyeti sonrası ben bu maçta Fenerbahçe'nin bu maç içinde favori olduğunu düşünüyorum.